Sultanın şov yapma yeteneği bayağı gelişmiş. Buraya da zaten şov yapmaya gelmiş. Çay bardağını alıp kıracağından ve bundan da prim kasacağını düşünüyorum. Kesinlikle blöf yapmıyorum. Masama bardak getirmesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Eğer getirirse o bardağı masadan alıp gözünün önünde paramparça edeceğim. Vallahi Sultan Hanım benim bardağımı kıracak yürek olduğunu zannetmiyorum. Kırarsa da gereken tepkiyi gösteririm ama ben o çayı her türlü içeceğim. Gerekirse termostan içeceğim. Sanırım bizim programımızda ilk kez yapılıyor. Havuç çorbası çok yapıldı. Değişik versiyonları da yapıldı ama ada çayla ilk kez yapılıyor programımızda. Ne güzel, farklı şeyler yapılmasından, denenmesinden dolayı ben çok mutlu oluyorum. İçen var mı daha evvel ada çaylı havuç çorbası veya ada çaylı bir çorba farkı? Vallahi iyi ki de daha önceden içmemişim Zuhal Hanım. O ne demek ya? Yani şöyle bakarsanız. Bakarım. Zaten ağzımıza attığımızda katır kutur çatır çutur bir şey içiyoruz. Katır çutur çatır çutur. Evet. Sizin o un topak parçalarınızdan sonra bu iyi gelir bence. Rica ediyorum. Bakın, sizin tabağınızdaki o yapta şu şekilde sunum bir ada çayı ağzınıza atar mısınız? Ada çayı. Tamam, tamam, o sunumdur. Ada çayı, doğru. Onu istersen içmezsin, istersen şimdi içersin. Şimdi bunu böyle aldığımız ağzımıza atıyoruz ya. Ama katır çutur değil, o ağzımıza pişmiş. Sadece ada çayının kurutulmuş versiyonu geliyor. Siz çorbanın tadını almıyor musunuz? Hiç içerisindeki havuç tadını hiçbir şey alamıyorsun. Hiçbir şekilde almıyor musunuz? Hiçbir şekilde siz alamıyorsun. Siz kesinlikle yorum yapmaya bilmiyorsunuz. Şimdi hanımefendi bunu böyle attığınızda bakın zaten kocaman bir havuç çıktı içinde. Tamam, o, bir tane en azından o zaman bu demek bu oradaki havucun tadı geliyor. Ada çayı suyu içiyorsun. Ada çayı suyu içiyor. Kesinlikle öyle. Havuç suyu içmiş olmuyorsun yani. Tuzu da yok. Hiç beğenmedim. Tuz var orada. Hiç en azından Başak Hanım'ın çorbası gibi tuzlu bir çorba değildi. İçebiliyorsunuz. Ada çayı geliyor. Ağzım direkt acı bir tat oluyor. Ağzınız hiç beğenmedim hanımefendi. Yani hiç. Kesinlikle. Hiç şey size haklı bulmuyorum Serdar Bey. Bakın Muhammed Bey de. Yorum yapmadan önce bir tadına baktınız mı? Evet. Yani acı bir tat yok. Tadına baksanız böyle bir yorum. Yani bu. Şimdi ben Rize çayıyla bir çorba hiç içmedim hayatımda. Bilmiyorum da. Rize çayı mı adı? Evet, yok yok. Bir şey söyleyeceğim. Bitirmeme müsaade edin. Keşke Rize çayıyla yapsaydık belki bir güzellik katardı çorbaya. Ay o zaman senden kesin bir 3 puan gelirdi çorbaya. Ya belki bir şeye benzerdi o zaman. Bu şu anda bir çorba tadı yok. Dediği gibi Serdar Bey'in dediği gibi bunlar eğer süs ise yemeğin içinde süs ama o zaman çiçek de koyabilirsin istersen yeme diyebilirsin. O olmaz bence. Ama hani Serdar yani, Bey pul biberi böyle damlatmış da koymuş da siz yememeyi tercih etmiştiniz. Bize sonra laf söylemiştiniz bunu karıştırmak zorunda değilsiniz diye. Ama doğru. İyi yakaladı. Ben karıştırmadım öyle baktım. Ben karıştırmadan ya, biberini kenara çekip. Ama onu çorbanın içinde yok, normalde olmaz. Zaten çorbanın içinde olan şeylerden biriydi o. Tamam. Zaten o pul biber çorbanın sen kendi içerisinde. Sen neden o zaman bizim gibi karıştırıp içmedin o biberi? Ettim. Neden? Aman da şimdi öyle tercih neden edin. Çok acı olmasın falan diye belki naneden çok hoşlanmıyorum. Ben böyle koymayı tercih ettim. Ama bu tercih değil yani. Bunu çorba diye sunuyorsanız bunun içerisinde şunların yenilebilir bir kıvamda olması lazımdı. Bilmiyorum belki mikserle bunları un haline getirirdiniz. Belki karışabilirdi içine. Zaten bir un baskın haline. Ne belki diyorum. Zaten bir baskın ada çayı tadı var bunda. Yani ada çayı keskindir yani tabii. Bayağı bir baskın olmuş. Beğenmedin mi? Havuçtu. Yok beğenmedim ben bunu. Belki bir ara bir deneyeceğim. Bir çayla normal yaş çayla bir deneyeceğim. Belki daha bir güzellik katabilirim. Siyah çorba yapayım. Termosunuz yanınızda mı? Yok yapraktan bahsedeyim. Yanında. Yeşil çaydan bahsedeyim. Yanında. İstersen döksün mü içine? Yok yok. Yani çayımı da mundar etmeyeyim. Neyse göreceğiz. Rize benim o muhteşem çayım. Sizin gününüzde göreceğim ben sizi Mehmet Ali Bey. Göreceksiniz. Peki bir beğenen arıyoruz çorbayı. Var mı beğenen? Evet Başak sendeyiz. Çorbanız tuzsuz olmuş. Tuz var. Ama tuzsuz olmuş. Tamam tuz koyabilirsiniz ama. Koymayı tercih etmiyorum. Çünkü siz benimkinin nasıl tuzlu diyorsunuz. Bu da tuzsuz olmuş. Ama bak olmuş. Senin çorban tuzluydu ve ben bunu kurtaramam da. Tamam sizin çorbanız tuzluydu ve ben bunu daha fazla bir şey... Bunu ben bu şekilde kurtaramazdım. Sonuçta... Ama sizin çorbanız tuzsuzsa eğer masada tuz var. Alırsınız bunu böyle doldurursunuz. Tuzlu olur içebilirsiniz. Sonuçta siz bir restoranta gittiğiniz zaman tuzsuz olan bir şeye tuz dökebiliyorsunuz. Yani önüme bunun eşit miktarda gelmesi lazım. Tuzluysa tuzlu şekilde gelmesi lazım. Tuzsuz bir yenilecekse tuzsuz. Sana göre size göre öyle olabilir ama bana göre bu çorba tuzsuz. Bir de içindeki soğanlara bakarsanız böyle bütün bütün. Çorbada biraz parçacık olur ya hani. Bu parçacık değil bu bütün bütün biraz bırakmış. Sizin şöyle bakarsanız. Biraz. Hayır öyle değil. Çorbanın içinden ağaç çıkıyor. Bir de ben şunu merak ediyorum. Ada çayında evet. Acaba her hani çorba içinde bir ağaç dalıyla karşılaşıyor. Kaynaklısı yoksa tereyağını mı? Yani her kaşığı. Yaptım. Evet o yüzden
tadını ben pek alamadım. Sen de beğendin. Ay, yorumları o kadar alakasız ki yarışmacıların. Biri diyor ki ada çaylı bir çorba içiyorum. Biri diyor ki ada çayı suyu içiyorum. Biri de diyor ki ben ada çayını alamıyorum. Alamadım. Yani alamadım. Siz farklı bir çorbalar mı içiyorsunuz, ben anlamıyorum. Nasıl eleştiri yapıyorsunuz? Ben zaten görsel olarak size sunuyorum. Ada çayının ağacı. Ama arama motoruna yazdığınız zaman zaten onun üstünde arama ada çaylı olarak ada çayı yazınca zaten otomatikman ya ada çayın ağacı çıkar ya da böyle dallar, hayır, dallar çıkar. Hayır, ilk sırada çıkıyor tarif. Merak etmeyin, ben de bakıyorum. Demek ki Evli Hanım da arama motoruna ada çayı ağacı çıkınca karşısına direkt onu koymuşsun. Aynen öyle. Ama Gülşah Hanım'ın, ben Gülşah Hanım'ın yemekten... Gülşah yemek yapmıyor bizde. Daha çok onun başka bir görevi var. Başak Hanım, yaşlılığıma verin. Başak Hanım'ın da yemekten anladığını düşünmüyorum. Yani dur bir başağı sarmadan şu çorbayı bitireyim de yorumları. Sultan'ı da dinleyelim. Yani. Evet Sultan. Evet, öncelikle ben çorbanın hiçbir şekilde kıvamını tutturduğunu düşünmüyorum ki tutmamış zaten, su gibi. Soğanları ve havuçları da çok görünüyor, katı yani. Küp küp olarak görünüyor. Sesiniz vermiyor da birazcık yüksek sesle evet, konuşabilirim. Evet, ben de duyamıyorum. Küp küp olarak görünüyor havuçlar küp, ve... Küp küp evet. Küp doğramadım. Yani kapı duruyor yani. Şimdi bunları bir mikserden geçirseydin daha güzel, zaten daha zarif durabilirdi. Geçirdim hepsini. Su gibi yani. Gördüğünüz gibi. O kadar farklı yorumlar yapıyorsunuz ki yani hanginizin kıvam yorumu tutmuş. Gerçek ve doğru anlayamıyorum maalesef. Şu an kıvamı olmayan bir çorbaya da zaten şimdi Sultan Hanım bunu zaten rahatlıkla içemez. Dallı evet. Budaklı olduğu için. Olur da özel bilgi batar vesaire problem yaşayabilir masada. Siz de rahatsız olur musunuz bundan? Sultan Hanım. Eline sağlık. Ben hemen peçete, hemen peçete tutarım. Ne demeye çalışıyorsunuz? Şunu merak ettim sadece. Neden Sultan Hanım içemez de Başak Hanım içebilir veya Muhammed Bey içebilir? Çünkü kaba bir beyefendi olduğun için rahatlıkla içebileceğiniz için. Kaba bir beyefendi. Benden bahsediyor. Başka kimden bahsediyor? Muhammed Bey'in konuyu neden nazik bir beyefendiye kaba kelimesi. Neden sürekli konuyu bana olmadı. Çekiyorsunuz? Neden sadece Sultan Hanım muamelesi oluyor, ben onu anlamaya çalışıyorum. Serdar sadece. Bey'e sorun. Serdar Bey'e sorun. Hayır, ben zaten Serdar Bey'le konuşuyoruz. Neden Serdar böyle sürekli bir içerik üretmeye Muhammed Bey zaman su gibi akıp geçiyor. O yüzden maalesef ki bir konu şey diyemiyorum. Konu Sultan Hanım'la Serdar Bey'den açılmışken. Heh ne oldu gene? Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Bir şeyler. Evet. Dur bakayım ne söyleyecek söyle. Şimdi... Zaten Başak Hanım bugün geç kaldı yani. Bizim için bir şeyler üretmeye geç kaldı. Şu an bombasını patlatmak için. Bir de şimdi bizi yan yana gördü ya. Evet böyle bekliyorum. Patlatacağım ki o bombayı. Bekliyorum evet. Çok şaşkınlıkla izleyeceksin. Valla korkutmayın beni ha. Şaşkınlıkla izleyeceksin. Dur bakayım bir dinleyin. Keşke mutfakta da patlatsaydın da güzel bir yemek yeseydik. Şu an ben başka bir bomba patlatacağım. Zaten amacım bu. Bunun için geldin zaten buraya. Bir dinlerseniz ben konuşmak evet, istiyorum. Bekliyorum. Tamam. Peki. Ama lütfen sözümü evet, vermeyin. Kesmeyelim. Hiçbirimizin evet. Sözünü. Sadece Başak'ın değil. Lütfen konuşurken birbirimizin sözünü kesmeyelim. Evet Başak sendeyiz. Hayırdır? Serdar Bey dün malum yarıştı. Evet. Çok iyi puanlar aldığı söylenemez. Maalesef evet. Ben şöyle düşünüyorum. Serdar Bey bu kadar ilgi alaka gösteriyor ya Sultan Hanım'a. Hı. Zaten kendisi de düzgün puanlar alamadığından dolayı evet. Üzerine oynuyor ki şimdi puanı 10 puanı mı artık 9 puanı mı ne kadar vereceksin kim ama... oynuyor ben mi o mu? Siz üzerine. Oynuyorsunuz. Sen oynuyor musun? Ne konuda oynayacak? Dinlerseniz söyleyeceğim. Kendisi yüksek puanlar alamadığından dolayı Sultan Hanım'a ben yüksek puan vereceğini düşünüyorum. Kendisi birinci olamayacağından dolayı Sultan Hanım'a yanaştığını düşünüyorum. Hmm. Ve elimde ona dair kanıtlar var. Telefonumu da yanımda getirdim. Aa. Kanıtlar kanıt var derken... Evet. Ne kanıtı? Ben ikili bir koalisyon kurduklarını düşünüyorum. Allah Allah. Ya benim şimdi onu kurmaya ihtiyacım mı ben var gerçekten? Ben şu kanıtları bir görebilir miyim belki neymiş? Belki de parayı bölüşmeyi düşünüyorlar bilemiyorum. Aa. Zaten sen, yok, tamam, sakın. Zengin olduğunu başta belirtti zaten 75 benim, bin lira. Benim 75 bin liraya ihtiyacım şöyle, yok. Şöyle gülerken. Biliyorsunuz ki yarışmacılar arasında konuşmak yasak. Sohbet etmek yasak. Kızım paparazzi mi oldunuz başıma? Yani. Bakabilir miyim Zeynep? Başak Hanım Sultan Hanım'la Serdar Bey'in bir şeyler yaşadığını söylüyor. İttifak devletleri, itiraf devletleri olduk valla. Bakalım neler olacak. Vay vay vay! Yarışmacılardan Sultan ve Serdar Bahçe'de konuşuyorlardı. Baş başa görülen çift acaba ne konuşuyorlardı?
Gayet normal bir resim. Yani yarışma kurallarına aykırı değil mi acaba? Kesinlikle aykırı. Hayır, sen nasıl benim resmimi çekebiliyorsun? İyi de bu bir şey, girişi yani. Evet. Gizli saklı bir şey yapsa İyi kapının eşiğine mi otururlar? İyi de terbiyesizlik var. 45 kişi var yardım ya bizim yanımızda. Bir sürü insan vardı. Sen nasıl ben konuyu buraya bağlayabiliyorsun çekerim, ki? Gördüğümü çekerim. Kimse gördüğümü çekebilirim. Tabii ki de vardı. Yok, sen yoktu. Bir sürü arkadaşlar vardı. Sen damamı çektin. Nereden çektin? Hayır, uzaktan çektim. Aa, senin bu hakkı sahip misin sen? Evet, bu hakkı. Bu ne zaman sana bu hakkı kim veriyor? Pardon ama kim bu veriyor sana bu hakkı? Bu yarışmada var çünkü hayır, kimse yok, kimseyle ben... kimse yarışmacıların hiçbiri kimseyle konuşmak biz konuşmak değil. Biliyorsun ki orası bizim çay içme alanımız değil mi? Ama gayet güler yüzlü bakarsanız karşılıklı gözüküyorlar. Peki yanınızda başka kimse yok muydu bu kare? Tabii ki de setten evet. insanlar evet, var sürekli dolanıyorlar. Sürekli yanımızda sadece ikisi vardı. Bir saniye. Sohbet mi ediyordunuz? Normal sohbet ediyorduk. Sohbet 30 saniyelik çay konuşmaya yani. Sahip. Siz de gelseydiniz. Belki de 30 saniyelik yani. Çünkü yarışma kurallarına aykırı. Çünkü evet magazin programı sandınız buraya. Gelip burada hayır, böyle fotoğraflarla olay filan yaratmaya geldiniz. Belki de resmen. Ben orada tek olsaydım Başak Hanım gelecekti. Zoran Hanım ben çok sinirlendim. Bir dışarı çıkabilir miyim ya? Aa bismillahirrahmanirrahim. Ay ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun masaya da? Bu da moda oldu. İyi mi yaptınız şimdi? Ay bunu ben de merak ediyorum açıkçası yani bunun açıklamasını bekliyorum. Bir sordum nereye gidiyorsun sessizlik istiyorum dedi. Sinir oldum ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Konuyu nereye çekiyorsunuz ya? Ya niye bu kadar yarası olan Gocunur? Kimse seni bir şeyle suçlamıyor ben şimdi soruyorum niye ne konuşuyordunuz beraber? Ben ya böyle bir şey kaldıramam sıradan... ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir şeydir ya resimlerimizi nasıl çekebilirsin ya? Konuyu nasıl değiştirebilirsin burası bir yemek programı ya. Doğru. Kaldım konuyu sürekli Serdar Bey, Serdar Bey, Serdar Bey olay yapacak, prim yapacak 75 bin lira. Buna ihtiyacım mı var benim ya? Katılmasaydın o zaman. Para için mi katıldın buraya? Ben marifetimi sergilemeye geldim, para için değil. Bir defa bayıl istersen. Yok yok. Sakin ol Sultan, gel burada beraber konuşalım. Kime konuşuyorsun orada tek başına? Gel. Oğlum gerçekten terbiyesizlik yaptı ama ya. Sinirlenme, gel sak. Bir saniye, kimse kimseyi bir şeyle suçlamadan yani. Evvel bir nedir ne değildir bir öğrenelim. Şimdi ben bir ekip arkadaşlarıma sorayım. Şimdi normalde yalnız konuşmanız yasak. Zaten yanınızda da devamlı birileri oluyor. Nokta. Ama biz sohbet arkadaşlar... etmiyorduk. Bu zaten yasak. Kurallara aykırı evet. zaten bu. Evet. Ya orası zaten kör nokta değil ki. Ses arkadaşlarıyla birlikte zaten ekip arkadaşlarının tamam. her zaman yanımızda duruyor. Evet. Sahnede bir yanımızda turluyorlar. Bizim evet, sohbet evet, doğru. etme doğru. gibi bir şansımız ama yok şimdi zaten. Bakın hava güzel. İnsanlar dışarıda çay kahve içiyor. Bizim ulaştırmadan arkadaşlarımız da orada oturuyor. Zaten herkesin kullandığı bir ama ortak alan burası. Yalnızlardı. Ama şimdi... Ya yalnız olmamız priz mi? Kastığımıza ya da plan yaptı. Sen bunu mu düşünüyorsun? Hayır ben bunu şöyle düşünüyorum. Yani 75 bin lira için benim Serdar Bey'le birlikte olup ya da bunun planını yapabileceğimi burada düşünüyorsun? Burada her şey beklenir. Herkes İş sahibim anladınız vurma. Mı? İş sahibim benim bu paraya hiçbir şekilde ihtiyacım tamam, yok biraz zaten. Sakin Allah olalım, sakin hiçbir şekilde olalım. Ihtiyacım yok. Ben onu bilemem. Çünkü ben onu bilemem. Sahibimin... Kolonyamdan veriyorum. Ya gerçekten komiksiniz biraz ya. Koplayın, ya. Koplayın. Yazıklar olsun size komiksiniz hayır, sadece. Komik olan sizin kasılır da bu kadar da bir değil şey yani. Söyleyeceğim. Bu İlk geldiğiniz günden beri kızlar, benim üstüme yürüyorsunuz. Ama ben de konuşma hakkına sahibim. Haklısın bak bir saniye. Şimdi sen bu tesadüfen mi gördün? Bu yani baktın aa yalnızlar niye bence ne konuşuyorlar acaba diye mi sorguladın ya da böyle ne bileyim özellikle o anı mı kovaladın hani hayır, şüphelendin o. Çünkü sen dün de bunu dile getirdin ya hani böyle bir yakalayayım baş başa fotoğrafını çekelim ne düşünceyle yola çıktın? Şimdi şöyle söyleyeyim Zuhal Hanımcığım ben aralarında hani söylüyordum ya yok bir bağ var vesaire ben şu an yani onu düşünmüyorum olacak? Hayır kesinlikle zaten onu düşünmüyorum ama Serdar Bey 75 bin TL için benim bu prime ihtiyacım yok. Bir dakika ben Serdar Bey'den bahsediyorum. Ama şimdi Serdar diyor ki Serdar... benim bu planı yapacak bir kapasite hayır, Serdar, Serdar, Serdar Bey'den bahsediyorum. Serdar diyor kendince acaba kaybedeceğini anladı. Evet. Sultan'a yanaşayım yüksek puan vereyim ona kazandırayım ödülü de bölüşelim gibi bir niyeti var mıdır acaba bu mudur? Evet.